Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan buradayım. Evet, bugünkü ikinci hastalığımızın ismini de hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Tavuklarımızın kursaklarındaki tıkanmalar. Yani kursak hastalıkları. Nadiren görülen bu vakalar bozuk verilen yiyeceklerden meydana gelmektedir. Öncelikle yumuşak kursak. Hayvanın kursağı oldukça belirgindir. Lakin içi boş ve elinizle yokladığınız zaman elastik bir durumun olduğunu fark edeceksiniz. Bu tür vakalarda genellikle hayvanlarınız yem yemezler. Ayrıca solunum zorluğu gözlemlenir. Durumun çözümü için ise öncelikle hayvanlarınızı baş aşağı tutuyoruz. Kursağına masaj yapıyoruz. Böylece kursaktaki pis koku ve daha fazlası gagasından akıp gidecek. Bu işlem sonrasında şekerli su verilebilir arkadaşlar. Diğer bir durumumuz. Bu daha sık görülür. Hele de hayvanlarınıza dışarıda bakıyorsanız. Sert kursak, taş gibi. Bu tür vakalarda da aynı etkiyi görebilirsiniz. Hayvanlarınızın morali bozuk, öylece aç susuz gibi duruyor olabilirler. Çünkü arkadaşlar, kursakları tıkalı. Kursak tıkanmaları genelde yabancı bir takım şeyler yenildiğinde, uzun sert ot parçaları, taş ve benzeri durumlarda kursak çıkışı tam anlamıyla kapanır. Sindirim süreci gerçekleşmez. Şuraya bir dipnot geçmek istiyorum. Arkadaşlar, tavuklarımızın midesi buradaki kursak değildir. Asıl mide içeridedir. Buradaki mide tamamen aynı develerin su depoladığı gibi tavuklarında yiyecek depoladığı noktadır. Önce burada depolanıp sonrasında mideye yavaş yavaş aktarılır. Bununla alakalı bir de video çekmiştim. Kursağı kesip canlı canlı incelemiştik. İşte o videomu da eğer izlemek istiyorsanız bu videomuzun sonuna onu da bırakacağım. Ve açıklama kısmına da bulabilirsiniz. Bu durumda ise yapmanız gereken aynı şekilde hayvanı baş aşağı tutarak kursağa masaj yapmak. Eğer sonuç alamaz, yediklerini dışarı çıkarmazsa büyük bir ihtimalle de çıkmayacak. Nedeni ise şu arkadaşlar, arpa, buğday ve buna benzer şeyler yediği zaman uzun süre kursakta duran yiyecekler çimlenmeye başlar. Kursağı daha iyi tutar. Son çare olarak kursak cerrahi müdahale ile kesilip açılmalıdır. Sonrasında temizlenip tekrar dikilmelidir. Tabi bu durumu veteriner bir hekimle beraber yapmanızı önemli rica ederim. Şimdi benim çevremde var arkadaşlar böyle işlemler yapanlar. Birkaç arkadaşımız yapmıştı. Buradan bir abimiz var, amcamız var, hocamız var. Kendi tavuğunda aynı bu şekilde bir sistem oldu. Hayvanın kursağını kesip içerisini boşalttı. Sonrasında dikti. Ve hayvan iyileşti arkadaşlar. Yani çözüm oluyor. Ama bir veterinerle yapmanız sizin için daha iyidir. Bu tarz işlemleri her adam yapamaz. Her adamın işi değildir. Sizler de eminim ki çok iyi anlıyorsunuz şu an beni. Dediğim gibi eğer içerisinde hava doluysa jelastik yapıda olan bir kursak daha kolay tedavi edilebiliyor. Mesela masaj yaptığınız zaman çıkıyor ağızdan birkaç kez. Denedim ben kümesinde oldu. Ama diğer yandan taş gibi olan kursakların %80'inde masaj işe yaramıyor. Tamamıyla hayvanın kursağını kesmek zorunda kalabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.